İrfan da baştan alayım. İrfan'la evet, İrfan'la baştan al istersen yani. Dediğin gibi çok daha net, olsun, net daha bir şekilde söylüyorum ki İrfan Can Eğribayat'ta, kahveci de değil Eğribayat'ta, Volkan Demirel ruhu var. Kaleyi dolduruyor. Bu farklı bir güven hissi. Sen az önce şey demiştin, orayı da alayım. Yani Altay Bayındır için bu ifadeyi kullandın mı? Ya Altay Bayındır başka bir karakter. O da iyi bir kaleci. O da ama yani Volkan Demirel gibi bir karakter değil. Zaten Volkan Demirel çıkarmaya çalıştığı için Fenerbahçe taraftarları Altay'dan, bu çocuğun üzerindeki baskıyı arttırıyor. Fenerbahçe'de şunu net bir şekilde söyleyelim ki bu Volkan Demirel ruhu İrfan Can'da var. Hareketleri, özgüveni, motivasyonu, eleştirileri de dinleyen birisi biliyorum. Ama ruh yetmez. Yani Volkan Demirel'in ruhu olması yetmez. Altına da Volkan Demirel çok iyi bir kaleciydi. Yani ne maçları var, ne şeyleri var. İrfan Can Eribayat'ta bol bol Volkan Demirel maçı izlemiştir. Ya yatıp kalkıp çalışması lazım. Kendi kaleciliğini geliştirmesi lazım. Şu an elinde çok büyük bir fırsat var. Ve ilk izlenimler pozitif. Taraftarın sevgisini kazanmış durumda. Yani İrfan Can Eğribayat'ın yerinde olsam gece yatar kendimi geliştirmeye uğraşırım. Sabah kalkar kendimi geliştirmeye uğraşırım. Çok büyük bir fırsat. Gerçekten bu ruhu taşıyor. Yani şimdi çok da övmek istemiyorum. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Çok ciddi hatalar da yaptı. Olur, kalecilikte bunlar var. Ama kendini Volkan Demirel ruhu, bir kez daha söylüyorum, İrfan Can Eğribayat'ta Volkan Demirel ruhu var. Ama ruh yetmez. O seviyeye de ulaşırsa Fenerbahçe'de kaleci, şu anda Altay gözüküyor kalesinde, bu iş değişebilir. İrfan Can Eğribayat'ın çok önemli, iyi bir fırsatı var bence elinde. Bence önemliydi. İrfan Can şunu dedirtmedi taraftarına. Yani Altay sakatlandıktan sonra işte taraftar evet, kendi arasında sohbette ilk 11'i sayarken işte biz kalede de İrfan Can var gibi dedirtmedi, bir tereddüte düşürtmedi. Dedirtmedi. Yani bu çok önemli bence. Hatta önümüzdeki sezon, tabii daha çok erken ama kaleci rotasyonunda yani şu an kesin mesela Altay aynen oynayabilir öyle diyemiyor birçok insan. Tabii transfer konusu da var. O konu daha net değil. Livakovic isimleri geçiyor. Bir temas oldu. Fenerbahçe birçok isimle temas ediyor arkadaşlar. O yüzden bitti işlerine çok inanmamak lazım. Ben size şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de hoca çok büyük ihtimal, hani hoca ile ilgili plan devam etmesi yönünde ama yani o bile net değil. Ya şimdi şurada iki kupa maçı var. Bir anda her şey tepe taklak olabilir. Galatasaray deplasmana gideceksiniz. Acele etmeye gerek yok. Biz haberlerimizde biraz daha temkinli gidiyoruz. Dün Zaha'nın menajeri stada geldiği için o haberi paylaştık. Belki onu da paylaşmazdık. Ya iki gün önce o haber için de Yağız Savuncuoğlu'nu tebrik etmek gerekiyor. O ilk paylaştı. O haber için iki gün önce aynı bölgede başka bir oyuncuyla anlaşıldı haberi çıktı. Sonra Zaha haberi çıktı. Demek ki neymiş? Henüz bu transfer beklemek konusunda lazım, acele etmemek erken, gerekiyormuş. Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki 5 menajerle geçtiğimiz günlerde bir arada oturdu. Orada bir sürü isim var. Bir tanesi hatta Wolfsburg'da oynayan, onu da sevgili tecrübeleri abilerimizin ismi paylaşmıştı. Adamın adını tam hatırlayamadım şimdi. Onun da adı geçiyor. Yani şu anda bir tamam, sürü oyuncuyla görüşme dur, yapılıyor. Ama transferde acele etmemek gerekiyor. Hangi mevki? Ben ona göre tahmin orta ediyorum. İkinci forvet gibi, 10 numara ikinci forvet gibi. Birazdan ismi de tekrar söyleyeceğim. Özür dilerim bundan dolayı. Ben hemen söylüyorum. Bu arada anladım demek istediğini. Hemen evet, şu an. Bu arada yani Zaha gelirse muhtemel ayrılıklar da evet, yaşanacaktır. Şöyle, çünkü bakıyorum yine Fenerbahçe bir kanat forvet peşinde. Tabii daha Zaha çok erken sol ama taraf için. Aslında Rossi'nin tarafı. O bölgede Fenerbahçe'nin net bir eksiği var. Geleceğiz oraya. Evet. Rossi'yi konuşacağız ama Rossi'den önce o gün ismi bakarken numara Luka Walsh-Schmidt. Walsh-Schmidt eski Hamburglu oyuncu. Yani evet, genç evet, bir oyuncu. Mesela yani o oyuncuyla ilgili de bu haberi de Legend Futbol'da tecrübeleri abilerimiz paylaştı. Yani çok görüşme oluyor. Transfer konusunda Fenerbahçe tabii ki her zaman görüşmeler. Diğer kulüpler de yapıyor. Livakovic de benim bildiğim Fenerbahçe'den önce Galatasaray var. Daha önce görüştüler, ettiler. Yani çok tabii transfer haberi takip etmek zevkli ama yalnız yani Luka Walsh-Schmidt olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ben maçını da anlattım Hamburg'dayken. Çok anlattım hatta. O zaman çok genç bir oyuncuydu. Yani hala genç gerçi de.
Yani Fenerbahçe'nin o taraftarın beklediği, yani taraftarın beklediği şu, işte Abubakar gibi tabii, Beşiktaş'ta, tabii. Yok, Icardi gibi Galatasaray'da. Şunu anlatmaya çalışıyorum, haklısın. Hani gelen pozisyonları gol yapacak, işte sırtını savunmaya duvar olacak bir oyuncu değil, onu söyleyeyim. Kesinlikle değil. Bu oyuncu gidiyor alıyor Fenerbahçe değil zaten. Demek istediğim hani Zaha, Kent, işte Livakovic, Waldschmidt, bu tarz şu anda bir sürü oyuncuyla temaslar kuruluyor, bir hazırlık yapılıyor. Oturup konuşulduktan sonra bu oyuncularla ilgili net adımlar çok atılacak. Doğru, önemli tabii. Takımlarımızın, şimdi Fenerbahçe'nin de öyle ya da böyle Avrupa'da zaten olacağını düşünürsek, çok fazla süreleri yok. Ligin de Haziran'a evet, sarktığı evet. Bu ortamda transfer için çok fazla süreleri yok. Bunlar ilk görüşmeler, ilk temaslar. Görüşmeler ama hani bence bunlar da mümkün olduğu kadar hızlı olup herhalde lig bitince birçok oyuncuyla imzalar atılacak. Yani böyle fırsat transfer şeyi var ya işte. Hani çarşamba pazarı muhabbeti işte tabii, son güne kadar bekleyip son günde de bir mevkiyi oradan takviye yapmak. Elbette ilk etapta şu öncelikli olarak transferlerde hangi mevkilerde eksik olduğunu belirlemesi gerekiyor ama Fenerbahçe'de şu da var, atlamayalım, kadroda şişkinlik çok fazla. Yani nedir bu, mevkisi olarak bir değerlendirelim, beklere bakalım, stoperlere bakalım, orta saha merkezine bakalım. Ön alan aynı şekilde. Şimdi o kadar çok şişkin ki 5 tane forvet oyuncusu var Beşiktaş'ın. Santrafor forvet. Onun dışında merkezde herhalde 6-7 ama tane oyuncusu var. Ama seneye de Jesus devam bu, ederse bu tarz bir kadro olacak o gün. Hayır, yani bu şunu teknik adamın istiyorum. Devam edip etmeyeceği de çok çabuk planlama yapılacak bir evet, konu. Evet, şimdi santrafor konuşuyoruz ama mesela Fenerbahçe'de şu da çok önemli. Şimdi Zaha'yı almak istiyorsunuz tamam ama 6. olamaz herhalde. Hayır, Zaha zaten solda daha çok oynuyor. Sol için sol düşünüyor. Tabii. Kanat Zaha, bu arada Zaha olsa yani ben Zaha tabii menajeri geldi kanat bunlar önemli de gelişmeler de herhalde... Zaha şey değil Premier Lig'de düşüşte bir oyuncu falan değil. Yok, yani Zaha'yı. Aksine yani, tam tersi bir ara çok düşüşteydi zaman, gol atamıyordu. Tabii Crystal Palace. Şöyle bağlayalım konuyu, transfer dönemine Zaha var diyeyim ben. Böyle bir espriyle, bravo, espriyle birlikte espri. Bağlayıp evet. Transfer dönemini transferde konuşuruz. Ama benim anlatmaya konuşuruz. Çalıştıklarım da o. Tabii ki isimler çıkıyor şeyler ama... Ama bırak 24 şey olmaz saate. Değil mi? Kente alıp Rossi varken Kente alıp üstüne Zaha ile görüşülmez. Hani yok, haberlere bu şekilde de. Yaklaşmakta fayda var. Çok heyecanlanmaya gerek yok. Fenerbahçe adımlar atıyor. Altyapılar hazırlıyor. Ya sonuçta bunlar bir liste. Transferlerde bir liste hazırlanıyor. Hani şey de bugün işte kaçıncı oyuncuyu yazdınız buraya ya? Bu transfer öyle bir şey değil ki. Bir tane oyuncu belirleyip onun peşinden koşmuyor aynen kulüpler. Ha, işte atıyorum 4 tane mevki belirliyor. Ama o 4 mevkiye 5'er oyuncu belirliyor. Hepsiyle tek tek görüşüyor. Hocanın günü, istediği istemediği. Çok özür diliyorum. Yani şimdi muhabirlikte bunu çok sık yaşıyoruz. İşte sabah bir oyuncuyla kalkıyoruz. Akşamına oyuncu değişiyor. Neden? Çünkü özellikle transferin son günlerinde çok yaşanır bu. Pjanic transferinin gününü hatırlıyorum. Sabah Muhammed Enneni ile görüşüyor Beşiktaş. 3 milyon euro istiyor. 4 yıllık kontrat 3 milyon euro çok geliyor. Kabul etmiyor Beşiktaş. Akşam öğlen değişmiş. Başka bir oyuncu derken akşam Pjanic oluyor. Bir şu, anda yani. Şu örnekle tamamlayabiliriz herhalde. Marco Fabian bile uçaktan indi. Hatırlıyorsun aynen öyle. Marco Fabian'ı yani o dönemi yaşadın sakat. Sen de. Tam de öyle bir şey. Hani İstanbul'a inip oyuncu olacak mı olmayacak mı taraftar bir anda değil mi böyle havaya kalktı. Fenerbahçe kulübü o şeyden sonra atkı takmıyor gelen oyuncuları. Bu arada bu Waldschmidt, Jesus'un Benfica'dan eski öğrencisi evet, evet. Yusuf Başyeşil. Aynen 10 gol atmıştı George Jesus'la birlikte. Ya, o da geliyor demiyorum ben. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe işte bakın mesela. Zaha'nın menajerini çağırıyor. Yani bu işlerle daha çok Selahattin Baki ilgileniyor. Son bir haftada herhalde ondan fazla, yani bir hafta demeyeyim de iki haftada ondan fazla menajerle görüşmüştür. Diğer kulüplerde de böyledir. Biraz sabırlı olmakta fayda var. Sezonun bitmesini beklemekte fayda var. Fenerbahçe'de kesin. Dediğim gibi Jesus şu an devam etme neticesiyle hareket ediliyor ama devam edeceği garanti değil.